Evet, arkadaşlar merhaba. Bugünün konusu anketli sizin seçtiğiniz. Çok kişinin merak ettiği Ichigo'nun genel olarak güçleri hakkında, karakter hakkında konuşmayacağım. Genel olarak sadece güç videosu olacak bu. Videonun bu kadar geç gelmesinin sebebi, genelde videoyu çekecek, editleyecek zaman bulamıyorum ben ikinci öğretim olduğum için. Bir de paso halı saha yapıp duruyor zamanı okuyayım. Çekecek enerjim kalmıyor biliyorsunuz. O yüzden kusura bakmayın. İşte boş yapmadan direkt videoya geçeyim. Mangada gördüğümüz formların sıralamasına göre gideceğim, açıklama yapacağım. Başta Turushika'yı, sonra Horn of Salvation, ondan sonra da Turubank'ı falan. Evet, videoda mangadan tonlarca spoiler vardır ona göre. Şimdi videoda açıklama yaparken şey olarak anlatmayacağım, böyle NPC gibi size şey anlatmayacağım. Ichigo, Turushika'yı formuna geçtiğinde iki adet Zanpakutosu bulunmaktadır. Bu Zanpakutonun birisi kısa, birisi uzundur. Ve Ichigo, adını dahi bilmediğimiz Sternlitterlere çok rahat bir şekilde üstünlüğü kurabilmektedir. Yani direkt merak ettiğiniz kısımları anlatacağım baba. Böyle anlatmaktan çok zevk almıyorum, yalan olmasın. Yani zaten görüp bildiğiniz şeyler, bunu tekrar size anlatmayacağım böyle NPC gibi. Bu arada başlamadan önce diyeyim de, ben abone olmuşuz. Valla teşekkür ederim. Bu kadar beklemiyordum hani. Acaba YouTube'dan yeni kitle mi geldi, yoksa benim TikTok'taki Bleach fanları o kadar sağlık ki hepsi YouTube'a mı geldi bilmiyorum ama yani testislerinizle taşak kebabı yapayım. Çok teşekkür ediyorum. Önce belki kafası karışmış olan vardır diye şu an animede de anlatılan bunun güçlerini nasıl kazandığını, anasının babasının ne olduğuna falan gelelim bir. Hani güçleri açıklamadan önce bir kaynağını ufak bir özet geçeyim, hemen geçeceğiz sonra. Zaten gördüğünüzden başka bir şey yok yani. Bu video size hatırlatma gibi bir şey yani. Anlattığım zaman her şeyi böyle hatırladım falan diyeceksiniz yani. Bilmediğiniz şeyler değil, ona göre diyeyim. 2-3 tane, belki 2 tane de değil, bir tane falan novelde böyle ufak bir bilgi var Ichigo ile alakalı. Onu söylerim. Ek bilgi bu olur en fazla. Ichigo'nun anasından da başlayalım hocam. Kuroseki adının da kökü aslında buradan geliyor. Masakimiz Ichigo'nun anası saf bir Kuinsha soyundan geliyor. Saf bir Kuinsha ailesinden geliyor. Kuroseki ailesi saf bir Kuinsha ailesi. Bu aileye ne oldu bilinmiyor. Ryuken'in annesinin dediğine göre ne kardeşi kalmış, ne anası babası kalmış Masaki'nin. Hepsi artık öldü mü, ne oldu? Yani nasıl oldu, ne oldu bilinmiyor ama bu aileden kalan tek kişi Masaki. Ryuken'in annesi hani sırf bu saf Kuinsha soyunu devam ettirmek için kızı almış. Ryuken'le evlendirecekmiş. Işıdan'ın babası Ryuken. Sonra araya yırtık nondan çıkar gibi Aizen'le şey çıkıyor işte. İşin çıkıyor. İşin abimiz zaten Kurosaki'nin peder Shiba soyundan geliyor. Hani bu da soylu, anlatabiliyor muyum? Annesi ayrı bir soylu, ayrı bir soylu aileden geliyor. Babası ayrı bir soylu aileden geliyor. Amına koyayım, adam torpilli gelmiş dünyaya. Aizen'in de dediği gibi bu adam özel çocuk baba. Özel çocuk. Burada bir takdir esprisi yaptım da izlemiyorsanız büyük ihtimal anlamadınız. Özel çocuk Sedo. Neyse, devam. Hollow güçleri de en son bölümde gördüğümüz gibi Aizen'in ölü Shinigami'lerin ruhlarından yarattığı bir Hollow. Yani iş Shinigami seviyesinde ağır yaralı bir şekildeyken bile zorlayabilecek bir Hollow. Şimdi burada kimseye şey demesin, İşin'le kıyaslamasın. İşin orada yaralanmasaydı Aizen tarafından, yani şu an Ichigo yoktu baba. Ichigo'nun Hollow güçleri yoktu şu an. Baktı Aizen White tokat yiyecek. Hemen araya girdi, anlatabiliyor muyum? İşini yedirmem aga. Hollow nasıl oldu da Masaki'nin ruhuna girdi diye sorarsanız, yani Wizard ile aynı durum aslında. Bu Hollow'un yapılma amacı zaten hani Shinigami'yi veya herhangi bir ruhu bu Hollow'la birleştirmek, hani ruhuna Hollow, Reyatsu atmak, Judgment falan. Kısacası Hollow'laştırmak, Hollow'u birleştirmek. Bu Hollow'da hedef olarak Masaki'yi seçiyor. Kader işte, görüyor musun? Allah Allah, bak sen işe. Kuinsha olmasına rağmen, karşı türden olmasına rağmen seçiyor Masaki'yi baba. Masaki Hollow olacakken, Hollow'a dönüşecekken işin tarafından kurtarılıyor. Ama hani ne kadar şey olsa da, kurtarılmış olsa da Reiyatsu'suna Hollow Reiyatsu karışıyor. Aslında Full Brink güçleri de bir nevi buradan geliyor. Full Brink güçleri hani annenizin gençliğinde veya size hamileyken bir Hollow saldırısına uğraması sonucunda oluşuyor ya. Full Brink güçleri Hollow'lar ve insanların arasındaki bir çatlaktan ortaya çıkarak oluşuyor. Araya Full Brink gücü de sıkıştırıyor adam amına koyayım. Shin'le Masaki de evlenince, bunların Reiyatsu da Ichigo'ya geçince, Shin'den gelen Shinigami güçleri Hollow güçleriyle birleşiyor, mixleniyor, ikisi birleşiyor. Bu da White, bildiğimiz işte beyaz Zangetsu. Bizim Zangetsu olsan da Kunisha güçleri işte. Ichigo zaten en sonunda bu ikisini de Zangetsu olarak hayal edince İkisi de birleşiyor. Tek bir Zangetsu oluyor. Şöyle oluyor bak. Fotoğrafını koydum. Bak, bu form var ya. Bu ikisi de Zangetsu. İkisi de farklı kişiydi bundan önce. İkisi birleşti. O Zangetsu oldu. Artık Zangetsu bu. Böyle düşünün. Yani Turushika'da olan şey de Ichigo adam gibi, gerçek bir Shinigami gibi gidip gerçek Zanpakutosu'nun ruhunun gerçek Shinigami olan parçası
Asauchi'yi Zanpakuto'ya çeviriyor. Hem Zangetsu Ossa'nın Kunishi güçlerini hem de Shinigami ve Hollow güçlerini kabul ederek ikisini mixliyor cuk cuk. Ichigo'nun bunca zamandır gerçek güçlerinden olmaması gibi ölmemesinin sebebi adam gibi gerçek bir Shinigami gibi usulün adabına göre Shinigami olmaması. Ve bu yüzden gerçek bir Shinigami şeyinin Zanpakuto'sunun olmamasından kaynaklanıyor. Ama artık gerçek güçlerini öğrendiği için ve Asauchi ile bir Zanpakuto yaptığı için hop gerçek gücü ortaya çıkıyor. Bu Turushka'yı ne kadar güçlü derseniz pek kısa özet. Yuhabah, Yivaç. Ben genelde Yivaç diye okuyorum ama bu yanlış bir tabir herhalde. Neyse Yivaç. Ichigo'nun Turushka'yı formülü ilk kez karşılaştığında Aizen'i yendiğindeki gücü tekrar elde etmişsin gibi görünüyor gibi bir şey. Yani bunun Danga'yı formuyla mı kıyaslarsınız, Mugetsu'yla mı kıyaslarsınız bilmiyorum. Yani Aizen'i alt ettiğindeki gücü elde etmişsin derken Aizen'i hani Mugetsu'yla alt etti bu adam. Alt etti sayı yani evet alt etti aslında. Urahara sonradan geldi mühür aktifleşti falan da hani o mühürün aktifleşmesinde etkili olan kişi Ichigo'ydu. Ichigo olmasa o mühür aktifleşmezdi yani. Ben bunu sayarım aga ben bu Vin'i Ichigo'ya yazarım. Yani alt ettiği güç derken Mugetsu'yu kastediyor olması muhtemel. Çünkü Dangai'den çok Mugetsu alt etme rolünde iş gördü. Ha Dangai'de de alt ederdi ona bir şey demiyorum ama hani gördüğümüz senaryoya göre konuşacaksak Mugetsu'yu ben sayarım. Yani Turushka'yı kısacası en az Mugetsu ile eşit seviyede yani daha üst de olabilir veya eşitler ikisinden birisi yani. Yani animede gördüğümüz o formlar da boru değil. Yani bana şahsi fikrimi soracak olursanız hani ne kadar güçlü derseniz zaten hani Ichigo ve Aizen'i Yivaç haricinde başka biriyle kıyaslayamazsınız. Hani güç sıralaması yapsak Yivaç apayrı yükseklikte zaten. O yani hiçbir karakterle kıyaslanamaz biri çevrelerinde. Ama aynısı Aizen bir Ichigo için de geçerli. Bu adamlar da kendi liglerinde. Yani koskoca seride gördüğümüz Yivaç'la All Might Yivaç'ta aşık atabilecek tek kişi bu iki adam. Yani o yüzden Turushka'yı kıyaslayacak kim var? Aizen var, Yivaç var. Başka birisi yok yani. Horn of Salvation artı Shikai. Ichigo'nun Hollow güçlerini de kullanmaya başladığı bir form. Ya bu formu istediği gibi şey yapamıyor. Hemen tak uyandırmak isteyince şey yapamıyor. Daha henüz profesyonelleşmemiş. Çok rahat ama henüz çok profesyonel değil. O yüzden hani Hollow güçlerini kullanmak için kılıcına Kunishi şeyini, Reiyatsu'nu biraz bir şey yapıyor. Fitilliyor. Hollow güçlerini kullanmak için tetiklemiş oluyor bir tık. Öylece kullanıyor işte. Ve böylece hani Hollow güçlerini de, Hollow yeteneklerini de bir tık kullanıyor azıcık ucundan da olsa. Getsuga ve Grand Ray Zero birleşime bir atak yapıyor. Ve bu atak Yivaç'a hani zarar verebilen, o son formundayken Yivaç'a zarar verebilen iki şeyden bir tanesi. Diğer şey de Ichigo'nun yani Yivaç'a son formunda zarar verebilen tek kişi Ichigo'ydu şu an bir düşündüm de. Hani paneli bir dikkatli inceliyorum. Yani bayağı Yivaç'ı yarmış bu atak helal olsun. Orada görünen kan hani Ichigo'nun attığı Grand Ray Zero'dan gelen kan mı yoksa Yevaç'ın kanı mı bilmiyorum ama ya bilmiyorum o kadar yorumlayamadım. Ama hani bir zarar verdiği kesin yani. Sırf bu atak bile Aizen'in üstüne koymamızı sağlıyor ya. Aizen'in zaten Ichigo'dan üstün olduğu tek kısım IQ ve şey ölümsüz olması. Hadi bir de Hex de sen ne bileyim. Kyoka Suigetsu falan. Ondan da emin değiliz yani de. Dışındaki bütün fiziksel şeyleri saldırı gücünü falan Ichigo'ya veriyoruz. Ben yani ne yapayım? Aizen'in ben Yivaç'a bir fiske vurduğunu dahi görmedim. Bir de Ichigo'nun yaptıklarına bak. Ezdirmem oğlum. Ichigo'yu ezdirmem. Yani Ichigo'yu daha çok seviyorum diye demiyorum bunları ama. Evet ondan sonra Yivaç bir diyor ki artık kendimi tutmayacağım. Bir kalkıyor. Siktim seni şimdi diyerek. All Might'i adabıyla kullanmaya başlıyor. Kendisini tutmasa bile Ichigo'yla bayağı bir kapışıyorlar ya. Tek panelde gösterilmiş o kılıç çarpışma şu an. Tek bir panelde kılıç vuruşmuşlar gibi görünüyor da orada bayağı bir savaş dönmüş yani. Ichigo gayet 10 numara ayak uyduruyor yani. Ta ki Yivaç ibnesi All Might ile tuzak kurana kadar. Lan kapışsana delikanlı gibi oğlum götün yemiyor mu? Adam ya işte Ichigo yetişince aklı olmayacak. Hemen araya tuzak muzak kuruyor. Cert. Savaşsan adam gibi yumruğunla kılıcınla işte. Adam ne güzel kapışıyor seninle. Ya kendi de biliyor baba. Adam zar zor ayak uyduruyordu Ichigo'ya anlatabiliyor muyum? Neyse tamam taşağımı geçtim ama. Yivaç öyle tuzaklar kurmasa Ichigo 10 numara ayak uyduruyordu yani. O yüzden hız ve güç anlamında ve kılıç kullanımı anlamında Ichigo'nun hakkını yemeyin amına. Hani bazen şey diyorlar ya Ichigo sadece kılıcını savuruyor oğlum kılıç kullanmayı mı biliyor diyorsunuz da yani. Arkadaşlar yapmayın amına koyayım. Adam Yivaç'la o derecedeki Yivaç'la hem kılıç anlamında ayak uyduruyor hem de kuvvet anlamında hız güç anlamında da ayak uyduruyor yani. Neyse ondan sonra tabii kahpe Yivaç
tuzaklarla falan Ichigo'yu orada bir hırpalıyor bayağı bir. Sonra belasını sikiyor kısacası. Ondan sonra güçlerini alıyor. Nasıl alıyor? Hadi Kunishi güçlerini anladım, aldı da Hollow güçlerini nasıl aldın amına koyayım? Yani Shinigami güçlerini de alabilmen gerekmiyor mu? Ichibei'ye denemişti. Ichibei'nin güçlerini almayı denemişti. Demek ki alabiliyor. Yamamoto'nun gücünü zaten almıştı ama o farklı bir olay. Yani tam san şey yapmıyorum, saymıyorum. Kunishi de eyvallah. Zaten gücün bu yani. Kunishi'nin babasısın bir zahmet. Hollow güçleri nasıl gitti anlamış değilim. Çünkü Masaki'nin aksine Ichigo'daki Hollow güçleri Shinigami haliyle birleşti. Shinigami güçleriyle birleşti. Yani işte garip ya. Sorgulamıyorum. Ve evet şimdi bir diğer noktaya gelelim. Tsukishima Ichigo'yu iyileştirdiğinde ne yap? Ichigo iyileştirmedi aslında. Banka hissini düzeltmesine yardımcı oldu. Ama bu Ichigo'nun Hollow ve Kunishi güçlerini geri getirmedi. Ve hani Yivaç'ta geri şey yapmaya gittiğinde, kavga etmeye girdiğinde yani Yivaç'ın dediğine göre orada Orihime'den bile heal bile almamış. Orihime iyileştirmemiş bile orada. Hani Yivaç'tan yediği dayakla duruyor hala adam, anlatabiliyor muyum? Burada hem Hollow güçleri yok hem Kunishi güçleri yok. Ve az önceki savaştan yediği dayakla daha taze duruyor adam. Ona rağmen o performansı gösterdi bak, ona rağmen. Hani editleri büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Instagram'da, YouTube Shorts'ta veya TikTok'ta gezerken şey editleri görmüşsünüzdür. Böyle müzik var. Ichigo Yivaç'tan dayak yer. Müzik gelir gelir. Sonra müziğin patlama kısmında Aizen gelir böyle. Sanki Yivaç'ı tokatlamış da şeyden Ichigo'dan çok daha iyi bir performans göstermiş gibi böyle gösterirler ya. Oğlum bak en uyuz olduğum şey var ya böyle. Bu tip editleri çok görüyorum. Bazıları bak zeki ama hani Ichigo'yu da koyuyorlar oraya. Ama Ichigo'yu ezikleyip Aizen'i sanki Yivaç'a karşı bir şey yapmış gibi böyle gösteren editler oluyor ya. O var ya, nasıl sinirimi bozuyor anlatamam ya. Mesela hani Yivaç Aizen'e saldırı yapmıştı. Aizen'in sandalyesi kırılmıştı falan. O atağı Yivaç'ın yaptığı saldırıyı Aizen orada tanklıyor. Oğlum bak Aizen bu atağı tankladı. Bir de Ichigo'ya bak. Ichigo Yivaç'tan nasıl dayak yedi öncesinde All Might'ıyla falan. İki şey sonra gördük. Ichigo da tankladı o saldırıyı. Ve Ichigo o halde olmasına rağmen adamın ne Kunishi güçleri var ne Hollow güçleri var. Önceki savaştan zaten hırpalanmış, delik deşik olmuş adam amına koyayım. Ona rağmen o saldırıyı tankladı ve hiçbir şey yokmuş gibi savaşmaya devam etti tıpkı Aizen gibi. Aizen'in kondisyonuyla Ichigo'nun kondisyonunu kıyaslarsanız o tanklanan saldırılarda Ichigo'nun performansı yine daha iyi. Yani fiziksel anlamda hız, güç, çarçurt falan fiziksel anlamda Aizen'i Ichigo'nun üstüne koymak için geçerli hiçbir argüman yok. Oğlum bir daha bak Ichigo'yu ezikleyip Aizen'i överseniz var ya. Allah hani mamusum gibi savunuyorum ya şu konuyu, yemin ederim. Ya yani Ichigo'nun tankladığı panel şu panel. Az önce çok hızlı geçtim diye anlamamış olabilirsiniz. Ama ekrana koyduğum paneller arkada konuştuğum şeyle hep alakalı paneller oluyor. Ona göre şey yapın yani. Rastgele koymuyorum fotoğrafları. Neyse direkt bak bankayı atladık. Dur hoca bankayı konuşalım. Dur True Bankayı. Horn of Salvation'ın Shikai formundaki verdiği boost'u zaten gördük. Yivaç'ı delik deşik ediyordu. Delik deşik değildi. Biraz, bir tık abarttım ama yani Yivaç'ı bayağı bir yaralamıştı. Sonrasında kalktılar bayağı bir şey yaptılar. Tak 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 vuruştular biraz bir kılıçla. Ichigo yine ayak uydurdu. Sonra All Might'e girdi araya. Kahpe Yivaç bir tık şey yaptı. Yordu adamı. Ondan sonra tak bankayı çıktı ortaya. Tabii bankayı göremeden Kahpe Yivaç korktuğu için kullandırtmadı. Yani korktuğu için dalgasına dedim ama Ichigo'nun banka hisini kullanmasını gerçekten tehlikeli bulduğu için hani gücüne saygısını gösterip banka hisini kırdığını söylemişti. Yani bu belirtme statement gerçekten önemli bir şey ya, belirtme. Hani şey diyebilirsiniz ama demeyin ama yani diyen vardır belki. Abi şeyin de Aizen'in de Kyoka Suigetsu'sunu kırıyordu. Demek ki o da önemli falan. Ona bakılırsa şeyin Renji Ichigo vs. Aizen şeyinin savaşının başında Renji'nin sol kolunu şey yapıyor, koparıyor. Zabimaru'nun o yumruğunun olduğu kısmı. Bir nevi bankayısını kırıyor ve diyor ki ne kadar muhteşem bankayılarınız olsa da bana karşı koyamaz mısınız mı? Ne öyle bir şey diyor. Yani ona bakılırsa Renji'nin bankayısı da Yivaç için bir tehditti. Kullanmasına izin vermedi ve kırdı yani. Aizen'le Renji'nin mantığı aynı mantık ama Ichigo'nun olayı farklı. Yivaç orada Renji ve Aizen'i flexlemek için kırıyor o şeyleri Zanpakta olur. Aizen'inki zaten Kyoka Suigetsu'nun etkisi o ayrı da. Yani Ichigo'nun olayı apayrı. Onu ikisini bir tutmayın arkadaşlar. Farklı şeyler ikisi de. Ichigo'nun banka hissini kullanmasının hani gerçekten kendisi için tehlikeli olacağını, bir risk olacağını düşündüğü için bir önlem alıyor ve banka hissini kullanmasına izin vermiyor. Hani o halde o güçteki Yivaç'ın böyle bir şey deyip bankasını kullanmasına izin vermemesi gerçekten önemli bir belirtme Ichigo için. Hani sonradan Ichigo savaşırken yine kırılıyordu ama kullandı. Yine bayağı bir kullandı. Gücünü görmedik ama sadece Getsuga ateşlediğini gördük ki o Getsuga zaten Yivaç'ı ikiye bölmüştü.
O güçteki Yavaş'ı ikiye böldü ve az önce de dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum ama Ichigo orada hani büyük ihtimalle yarı gücünde bile olmayabilirdi yani. %30 falandır belki bilmiyorum ama hani yarı gücünde en fazla yarı gücündeydi o şeyi yaparken. Ve bunu iki defa yaptı unutmayalım. Ichigo'nun bankayı tasarımı da dışı beyaz olan şey, yani içi siyah dışı beyaz ya. Dışı beyaz olan kısım Kunshi güçlerini ve o küçük kabzayı şey yapıyor, temsil ediyor. İçerideki siyah da Shinigami güçlerini temsil ediyor. Bir nevi Hollow güçlerini de temsil ediyordur belki. Veya dışarıdaki beyaz Hollow ve şey Kunshi güçleri, içerideki siyah Shinigami güçleri. O en sonda şeyin Zanpakuto'nun Zangetsu olarak ortaya çıkması ve Yavaş'ı ikiye bölmesi hem bir sembolizm veya işte eski Zangetsu'nun anılarının şerefine bir sembolizmdir belki. Belki de orada sadece Ichigo'nun Shinigami güçlerinin olduğunun bir temsilidir. Bana sorarsanız ikisi de bu olay için şey olur, sayılır. Şimdi o novelde geçen ufak bir bilgilendirme kısmına geçelim. Anlamanız için şöyle örnek vereyim. Bizim novelde Hikone diye bir çocuğumuz var. Bu Ichigo gibi hibrit. Hollow güçleri var, Shinigami güçleri var, Kunshi güçleri var. Ama Ichigo'nun aksine bu velet güçlerini çok güzel bir şekilde mixleyebiliyor. Çok güzel bir şekilde karıştırıp kullanabiliyor. Mesela Shunpo ile Sonido'yu birleştiriyordu. Bunları yaparken aynı anda Blood Veil'ini kullanıyordu. Tero ateşliyordu falan. Hani bütün bu özellikleri, bütün bu ırkların özelliklerini tak 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 diye hemen seri şekilde istediği gibi kullanabiliyordu. Ama Ichigo'nu bunları yapamıyordu. Hani adam Hollow güçlerini adam akıllı kullanmak için bile hemen Kunshi şeyiyle falan böyle tetiklemişti Hollow güçlerini. Yani adam gibi böyle tam kullanamıyordu. Daha dediğim gibi çok şey rahat ama çok profesyonel değil. Yani o gördüğümüz Hornhof Salvation bile tam şeyinde değil. Tam istediği gibi dönüşüm yapamamış orada. Adam akıllı dönüşmemiş yani orada. Ve Ichigo'nun gücü, ruhu, hani Reiatsu'su, ruhu, Reishi'si falan hala gelişmeye devam ediyormuş. Yani o gördüğümüz Truebank'ı Ichigo, Horn of Salvation, Ichigo falan böyle en yüksek, Ichigo'nun artık sınırı, en gördüğümüz en güçlü hali falan değil. Ichigo'nun gücü hala gelişmeye devam ediyor. Adamın hala potansiyeli var. Ruhu tamamen oturmamış yani limitine gelmemişti. Adam hala gelişmeye devam ediyor. Yani bu yüzden diyoruz Adult Ichigo, genç o 600 en son bölümde görünen Ichigo'nun en güçlü hali olduğunu. Çünkü aradan 10 yıl geçmiş. 10 yılda hani ruhu artık ne kadar gelişmiştir siz düşünün. Çünkü az önceki bahsettiğim bilgiler novel, Kent Fury Onward romanındaki bilgiler. Hani TYBB'den 6 ay sonra geçiyor. Zaten Yavaş'la olan savaştan sonra Ichigo'nun Kunshi ve Hollow güçleri de kendisine dönüyor. Ufak bir süre sonra, ufak bir zaman sonra o savaştan geri dönüyor. O yüzden diyorum Ichigo orada Yavaş'la savaşırken, Yavaş'ı ikiye bölerken hani hem yara gücündeydi hem Kunshi ve Hollow güçleri de yoktu zaten. Ona rağmen bunları yaptı. Yani işte ana karakter. Oğlum ne bek? Yani onun dışında bu mangada gördüğümüz belirtmeler haricinde Ichigo'nun güçleri hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Ichigo'nun gerçek Truebank ise hakkında mesela kader manipülasyonu falan deniyor. Bu teoriden başka bir şey değil. Bu sadece teoriden ibaret. Ha, olabilir mi? Olabilir. Yani çok mantıklı ve Ichigo'ya çok yakışan bir güç. Yani o da teoriden ibaret. O yüzden çok yorumlayamayacağım bunu. Neyse umarım her arkta yetişkin Ichigo'muzun güçlerini çok güzel bir şekilde karıştırıp mixleyip kullandığını ve ruhunun ne kadar geliştiğini görebiliriz diye umuyorum. Bu arada Hell Arc'la alakalı ufak bir ekleme yapayım. Geçen TikTok'ta karşıma çıktı. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Kubo'nun resmi ve röportajı vardı. Şeyle yapıyordu. Ichigo'nun ses aktörüyle yapıyordu. Olursam videosunu veya sesini falan koyarım. Ya Hell Arc için aslında çok güzel şeyleri var Kubo'nun. Hala açıklamamış olduğu backstory'leri falan var. Mesela Unohana fight'ından bahsediyordu. Aslında Unohana'nın geçmişini ne bileyim hani nasıl kılıçla tanıştığını, nasıl Goti 13'e şey olduğunu, savaş stillerini nasıl öğrendiğini, neden öğrendiğini falan Tite Kubo düşünmüş. Hani aslında bunlar var. Elimizde yok sadece ama Tite Kubo'nun beyninde bunların hepsi oturmuş yani. Ama hani animenin gidişatından sonra anime bir bitsin hele öyle yaparız falan demiş. Valla 2024'te mi biter artık ne olur bilmiyorum da baba yaşlandın yani sen de artık. Çiz bari şimdiden. Yani diyeceğim de animeyle falan uğraşıyor. Animeyle de yardımcı oluyor. O yüzden şu an çizecek zamanı yok büyük ihtimal. Abi videoyu bitirmeden önce o şey var ya Brave Souls'da bir tane Ichigo'nun yetişkin formu var. Orada sadece tek Zanpakuto'su görünüyor. Çerezlik hemen ona da bir açıklık getireyim. Hani takip ettiğim yabancı bir Bleach kanalının videosunda denk geldi. Bunun cevabını ben bilmiyordum yoksa. Ekrana zaten koyarım şeyini İngilizce şeyini. Tite Kubo'nun fan ile olan konuşmasını koyarım şuraya. Benim Tite Kubo'nun açıklamasından anladığım şey şu. Hani o Ichigo'nun küçük hançer kılıcı var ya Kunshi güçlerini resmeden kılıç. Bankai formundayken bu küçük kılıç Kunshi güçleri Ichigo'nun büyük ekmek kılıcı Shinigami ve şey Hollow güçleri için bir kılıf, kın görevi görüyordu. Az önce dedim ya dışında
Queen Shi güçleri beyaz olan kısım, içinde de siyah olan kısım. Dediğiniz gibi Yiwach fight'ında bu şeyin, kılıcın dışı kırıldı. Kılıcın kın kısmı, kılıfı kırıldı. Yani kırıldı da ama yani Ichigo'nun ruhu zaten damgalanmış o kılıca bir kere, anlatabiliyor muyum? Kırsan ne olacak? Sonuçta hani kırılan bankayı formundaki şey Shinigami'nin Zanpakutosu'yla olan ilişkisine bağlı. Yani kırılsa bile sonradan geri gelebilecek bir şey, anlatabiliyor muyum? Kırılmış, sonra Ichigo bunu yine bir şekilde absorbe etmiş. Absorbe etmek ne alaka anlamadım da. Yani o kın kırılan şey Ichigo'nun ruhunun bir parçası haline gelmiş zaten artık. Yani Brave Souls'da öyle görünüyor tasarım gereği ama isterse Ichigo çift kılıç da kullanabilir. İsterse öyle tek kılıç da kullanabilir. Yani için sonunda artık hani iki kılıç veya tek kılıç kalmadı aslında. Zangetsu artık bir kişi oldu yani. Zangetsu birleşti artık. Yaşlı adam, Queen Shi güçleri, Hollow Shinigami güçleri, o diğer White Zangetsu falan hepsi birleşti yani. İkisi, herkes şu an tek kişi. O animede gördüğümüz birleşmiş Zangetsu var ya, onu öyle hayal edin. Örneğini vermiştim zaten bu videoda. Yani artık ayrımcılık yok bro. İkisi de tek kişi. Bu kadar. Ichigo abim keyfine göre isterse iki kılıç kullanır, isterse tek kılıç kullanır. Bu kadardı. Bu video bitti. Ya bu video biraz şey oldu. Kendi yorumumu, fikrimi kattığım bir video oldu. Ama dediğim gibi hani gördüklerinizi haricinde o kadar detaya inecek bir şey yok. Size NPC gibi Ichigo'nun iki kılıcı vardır, şudur budur diye anlatmadığım için çok böyle detayımsı görünen bir video olmadı. O yüzden kusura bakmayın. Videoyu kapatıyorum, 31 saniye olsun. Ya videoyu kapattım 31 saniyede. Videoyu sonradan kırptım birazcık. 31 saniye olmadı. Bu arada birazdan jumpscare diyeceksiniz. Neyse. Yani adam akıllı veda edin bari. 31 saniyeye tamamlarız o sırada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları elimden geldiğince erken editleyip atmaya çalışıyorum. İnanın bana ne kadar erken gelmese de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın.